Şimdi bakın Gökhan kaldığı yerden devam edecek mi? Çok dikkatli olması lazım. Kazandım diye bir şey yok. Kazandım diye bir şey yok Kadir'de. Bunun bilincinde disiplini asla kaybetmemeli değil mi Birol? Evet. Çünkü çok yönetimimiz rahat hareket ettiğimiz zaman o anda belki bu sefer kendimle nakal. İnanılmaz bir uçarak tekmeydi bu. İnanılmaz sıçradı. Ringin dışına taştı Gökhan Sakir. Ring ona dar geldi. Rakibin bir müdahalesi yoktu tabii ki. Uçarak rakibin üzerine gitti. Şimdi sol vurdu. Çok kuvvetli sırtını döndü. Hakem araya girdi. Baş devam ediyor. İkinci rounddayız. Nefes kesen bir mücadele bu. Low kickler. Şimdi Magomedov. Yavaş yavaş yumruklarını artırırken Gökhan Sakir'in bir sol direği. Haydi Gökhan. Low kick geldi. İyi kaçtı orada Magomedov. Şimdi bakın burada sol direkler geliyor. Bir low kick. Şimdi Gökhan Saki bir sol direk yedi. Low kick vurdu. Gökhan rakibin üzerine doğru gidecekti. Şimdi high kick denemesi bile onda kaldı Magomedov'un. Sol direk Gökhan'dan. Sonra low kick. Şimdi Magomed vurmaya başladı. İkinci rounddayız. Şimdi low kick. Kapanıyor vuruyor sol direği. Gökhan Saki gardını kapattı rakibine bakıyor. Bir sol direk vurdu. Arkasından bir tane daha denedi. Bir darbeleri hakem araya giriyor. Ve mücadeleyi tekrar başlatacak. Şimdi tekrar bakın. Low kick gelecekti. Magomed maga vurdu. Baldırına vuruyor. Şimdi kapandı. Sağ sol kroşeler Gökhan Saki'den. Bir sol direk tutmadı. Maga bir iki adım geriye çekildi. Birol biraz toparlandı herhalde Magomed. Evet. Magomedov tabii Gökhan'la hiç dövüşmediği için tekniğini bilemiyor. Yani seyretmek ayrı bir olaydır. Karşıda distans bir şekilde hareket etmek farklı bir olaydır. Şu anda biraz çözümleyebildi. Şimdi bakın. Magomedov. Bir sol direk daha vurdu. Sağ sol darbeler. Şimdi Magomed vuruyor. Zor durumlarda kalıyor Gökhan. İkinci rauntta Magomedov. İstediğini almaya başladı. Çık oradan Gökhan. 20 saniye kaldı. Çok az bir süre. Süper bir maç oluyor. Şimdi diz darbesi Gökhan Saki iplere dayandı. Sonra bir high kick denemesi. Sağ sol aparkatı tutturamadı Gökhan. Sol direk Magomedov'dan. Dedik ya ikinci raundun başında kazandın diye bir şey yok Kabir'de. Bu arada değerli izleyiciler, hakem araya giriyor. Gökhan Saki'nin elmacık kemiğinde inanılmaz bir açılma. Olmadı bu, olmadı. Birol, çok kısa bir değerlendirme alalım. Olağanüstü bir maç oluyor. Evet, gayet çok 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 çekişmeli bir maç oluyor. Görüyorsunuz, her an bir hata yaptıkları zaman hiç hatayı affetmiyorlar. Bu roundda da Magomedov biraz toparladı. Gökhan'a karşı biraz üstünlük sağladı. 1-1 diyebilir miyiz şu an? Yani şu an 1-1 diyebiliriz. 3. roundda her şey belli olacak yalnız. İlk roundda Magomedov'un tek bir yumruk atamamasını neye bağlıyorsun? Gökhan'ın çok iyi performansına mı? Gökhan hızlı başladı, fırsatı yakaladı. Tabii Gökhan iyi bir sporcu değil mi? Kurnaz bir sporcu, akıllı bir sporcu. Magomedov da başlarken yavaş başladı. Bu tip dövüşlerde hızlı başlamanız lazım. Bu arada bir hatırlatma. Round henüz bitmedi. Bu sadece doktor kontrolü. Evet. Time out verildi. İşte bakın burada ikinci roundda Gökhan Saki zor anlar yaşıyor. Magomedov bunun adı. Dağıstanlı olağanüstü bir isim. İkisi de star. İkisi de büyük kickboksçu. Evet, İkisi de şu anda Türk sporcusunu dünyaya tanıtan sporculardan. Çünkü Magomedov Dağıstanlı bir sporcu. Müslüman bir sporcu. Müslüman, evet, Çeçen asıllı bir sporcu. Ama Gökhan tabii bizim canım ciğerimiz. Her şeyimiz. Biz Gökhan'ın kazanmasını istiyoruz. Haydi Gökhan. Şehitlerimiz için ringe çıktığını belirtti. Maç öncesinde Bülent Ülgen'le yaptığı konuşmadan. Şimdi bir hilal tekme vuruyor. Sonrasında Gökhan Saki'nin karnına doğru yaptığı middle kickler var. Orta vuruşlar. Şimdi kapışmayı görüyorsunuz. İkinci rounddayız. Bunun hatırlatmasını yapalım. Üçüncü round için Heyecan durukta.
Şimdi bakın burada hakemlere danışmak istiyorum. Evet, üçüncü round'u görüyorsunuz. Üçüncü round'da her şey belli oldu. Birinci round'u Magomedov çok kötü bitirdi. Fakat ikinci round'da gördüğünüz gibi üstünlüğü Magomedov önüne aldı. Şimdi bakın burada üçüncü round'dan görüntüler geliyor ekranlara. Evet. Son iki saniye olduğu için maçı hemen bitirdiler. Evet. Ve üçüncü round'a başlattılar. Bu şekilde hakemlerin bize uyarısı var. Çünkü çok kritik dakikalardı. Bir anda Gökhan'ın kaşığı açılınca biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Canlı yayın saat 19.30'dan itibaren başlayan serüvende devam ediyoruz. Gökhan Saki, Magomedov maçında. Heyecan durukta bir sol direkt vurdu Magomed. Şimdi Gökhan'ın bir sağ koşusu vardı ama sırtını döndü şimdi hemen. Hakem bunu da uyardı. Kaşında, göz altında daha doğrusu çok ciddi bir açılma var. Şimdi bakın burada low kick geliyor. Bir tane daha vurdu. Yüz darbesi. Magomedov toparlandı iyice. Aparkat vuruyor Gökhan, süper vuruyor. Disiplini kaybetmemek gerekiyor. Magomedov'un vuruşları arka arkaya geldi. Avrasya Kickbox Şampiyonası'nda Kaplay'ı devirmişti. Hatırlayacaksınız Ocak ayında. Geçtiğimiz yıl. Şimdi sol direkt. Şimdi tekrar yükleniyor. Bir sağ direkt vurdu. Çık oradan Gökhan. Tabii onun morali bozuldu. Elmacık kemiği yarıldı. Bir sol direkt. Sonra low kickler havada çarpışıyor adeta. Bir sol direkt. Tekrar toparlandılar. Şimdi düz darbesi. Kapandı Gökhan. Çok hızlı başladı. Yorgunluğunu buna bağlayabilir miyiz Birol? Tabii hızlı başladığın zaman enerjiyi çabuk bitiriyorsunuz. Oh, süper vurdu. Tam kulak dibine patlattı. Gökhan Saki'den harika hareketler. Son saniyelere doğru geldik. Çok denk bir mücadele oldu. Heyecan içinde maçın sonucunu bekliyoruz. Dişlik çıktı bu arada. Hemen yönetmenimiz ekranlara getirdi. Hemen yıkanması gerekiyor o dişliğin. Ama hakem devam ettirdi. Bir sol direkt. Şimdi Magomed tekrar saldırıyor. Bir knee kick vurdu. Diz darbesi çeneye doğru. Prop kicklerle uzaklaştırma çabası içinde. Sol kroşe boşa gitti. Kapandı Gökhan. Yoruldular. Şimdi Gökhan iyi kaçtı o bölgeden. Hakem ısrarla sırtını dönme diyor. Hakemler de burada tabi puan alıyorlar. Maçı çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Kabir Avrupa Başkanı burada. Sol kroşe boşa gitti. Low kick. Sol kroşesi.